Da karşınızdayız. AK Parti o videoyu kaldırdı, o animasyonu. Neden? Buna bir bakacağız. Nasıl bir etki yaratmıştı? Yaratmadı, onun için mi kaldırdı? Bunları konuşuyoruz. Tabii bugün yanıt da geldi. Anlaşılan utandılar dedi Faik Öztürak, CHP sözcüsü. CHP'den de bir karikatürlü yanıt vardı. Maskenin altındaki karakter Erdoğan'a benzetildi. Dolayısıyla hem onun üzerine kaldırılması da ne anlama geliyor? Bir karikatürle etkisiz hale mi getirildi AKP'nin bu videosu? Ve bununla birlikte tabii gündemdeki diğer başlıklara da bakacağız. Stüdyo konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Sağolunuz. Ve Skype üzerinden de bize katılıyor MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat. Siz de hoş geldiniz Mehmet Ali Bey. Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum. Sağolunuz. Şimdi hemen sıcağı sıcağına tabii o animasyonla bir başlayalım. Şimdi yani bir taraftan baktığımızda etkili oldu mu olmadı mı diyoruz ama niye silindi? Hamza Dağ'ın da bir mesajı vardı, ona da bir bakacağız. Yalan üretim merkezi videosu olarak paylaşılmıştı ve tüm hesaplardan silindi. Siz bunu nasıl gördünüz? Yani etkisi olmadı mı Fethi Bey, ya da ters mi tepti de onun için mi kaldırıldı? Şimdi Türkiye tarihinin en ağır ekonomik buhranlarından birinden geçiyor. İşsizliğin zirve yaptığı, 13 milyondan fazla emeklinin maaşlarıyla geçinemediği ve asgari ücret alan 9 milyona yakın yurttaşımızın da ekonomik krizde boğuştuğu bir günde biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 128 milyar dolar nerede sorusuna ilişkin yanıt vermesini beklerken bir çizgi filmle, bir kampanyayla karşı karşıya kaldık. Aslında normal şartlar altında Elif Hanım, siyasetin karikatürlerle, çizgi filmlerle şenlendirilmesi, neşelendirilmesi çok iyi olur. Ülkedeki tansiyonu ortadan kaldırır ve yurttaşların yüzünde gülücükler, tebessüme yol açar. Fakat o kadar kötü bir dönemden, o kadar zor koşullardan geçiyor ki Türkiye. 84 milyon yurttaşımız, büyük bir bölümü Ramazan ayında gıda enflasyonuyla, işsizlikle ve intiharlarla, artan intiharlarla, aile dramlarıyla karşı karşıya. Bu karikatürün böyle bir toplumsal iklimde, böyle bir ekonomik konjonktürde esnafımıza, çiftçimize, genç işsizlerimize ne anlam ifade ettiğini biz sorgularken Adalet ve Kalkınma Partisi bu karikatürü ve şeyi, çizgi filmi geri çekti. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapay ve samimiyetsiz olarak ortaya attı ve gündemi bir şekilde meşgul etmeye çalışan kampanyasının aslında vicdanlı yurttaşlarda yarattığı rahatsızlığı görmüş olacaklar ki sadece siyasi sonuçları itibariyle değil de bu ülkenin içinden geçtiği konjonktürde böyle bir şey olamaz, böyle bir gayri ciddi açıklama yapılamaz diye geri çekildi. Büyük ölçüde bunu bu şekilde açıklamak istiyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye yönetilmiyor. Aile dramlarına tanık oluyoruz. Sürekli değişen kurallara tanık oluyoruz. Marketlerden ne alıp alınamayacağını, pazarların hangi gün açılıp açılamayacağını, çiftçinin hale sebzesini götürüp götüremeyeceğini tartışıyoruz. Maaşını düzenli olarak alan, düzenli geliri olan yurttaşlar için bunlar magazin konular ama inanın Türkiye'nin çok büyük bir bölümü, 84 milyon çok büyük bir bölümü bu alınan keyfi kararların, değiştirilen keyfi uygulamaların olumsuz sonuçlarını yaşıyor. Halktan biraz yani uzaklaştığını gösteriyor mu? Tam da onu, kopuk olduğunu. Tam da ona işaret ediyor. Halkın yakıcı gündemiyle hiçbir şekilde örtüşmeyen ciddiyetsiz ve samimiyetsiz bir çizgi film şeydi. Olgunluktan da son derece uzak. Düşünebiliyor musunuz? 400'e ulaşmak üzere günlük kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı, Covid'den hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısı. Sağlık çalışanlarımız büyük bir fedakarlıkla bunu göğüslüyorlar. Fakat yönetimde çek uygulamasından tutun da pazar esnaf uygulamalarına kadar son derece gayri ciddilik, dökülen, lime lime dökülen bir hükümet ve uygulama var. Bu aslında üstüne
tüy dikti bütün sürecin. Ve bu çizgi film aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biz bu işi yapamıyoruz. Biz ülkenin ızdırabını anlamaktan uzağız. Ülkeyi yönetme becerisini kaybettik. Aklı selimle hareket edemiyoruz. Harç bitti, yapı paydos dediğinin de bir itirafı gibi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi sözcümüz Sayın Faik Öztürk da bununla ilgili sorularını yineledi. Evet. Biz 128 milyar dolar nerede sorusunu yurttaşlarımız için ısrarla sormaya devam edeceğiz. Bu inanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dijital kampanyasının ya da şeyin bir parçası değil. Bu ülkede ızdırap yaşayan, çıkış arayan, cebindeki son kuruşu ailesine bırakarak veda notunu yazan insanlarımızın ihtiyaçlarına dönük bir soru. Bunu sormak zorundayız. Sorusu aynı evet, zamanda tüm, sadece. Türkiye'nin tüm vicdanlı siyasilerinin, vatandaşlarının sorusu. Biz bu soruyu sorup bu ciddi soruya ciddi cevap beklerken onlar çizgi filmle karşılık verdiler ama burada ortaya çıkan şu ki Adalet ve Kalkınma Partisi kötü bir çizgi film kahramanı kadar bile ekranlarda duramadı. Bunu çekmek zorunda kaldılar. Tabii ayrıntısını ve bakacağız. Daha böyle ekonomiyle de birleştireceğiz. Sayın Kulat, şimdi bu animasyon muhalefetin zaman zaman böyle erişemediği, işte AKP'ye oy veren bazı seçmenlere ve tabana 128 milyar dolar nerede sorusunu eriştirmiş mi oldu bir anlamda? Çünkü bütün bu sorular yani bu kadarı ancak yani muhalefet bile yani şu anda her gün 128 milyarı her yerde sorguluyor ama herhalde bu kadar yayılmamıştı. Böyle bir ters tepki nasıl oldu sizce ve daha da çok farkına vardı mı yani bunun için mi geri çekildi sizce? Şimdi Elif Hanım, Adalet ve Kalkınma Partisi son zamanlarda hatta son 2 yıldır gündemi gerçekten kaptırmış durumda. Muhalefet gündemi iktidarın elinden almış görünüyor. Önce bir hatırlayın, yani birkaç ay önce bir yeşil top hikayesi oldu. Sonra evet, icat ettikleri şeyi yine bir sosyal medya o dönemdeki genel başkan yardımcısı duyurdu. Biz kaldırıyoruz dedi ve kaldırdılar. Hala da kaldırmayanlar var. Yani bir de böyle bir tuhaflık var. Şimdi ben bu animasyonu ilk gördüğümde şu duygu oluştu bende. MAK danışmanlık olarak bizim hep anket tarafımız, kamuoyu araştırmacılığımız bilinir ama bizim bir animasyon firmamız da var. Yani çok bilinmez. Ben çok orada kendimi göstermem. Arkadaşlarım ilgileniyorlar. Animasyon firmasının içerisinde animasyon işini yapan bir sürü çalışan değerli emekçi arkadaşımız var. Onlardan biri değil. Orada işte arkadaşların ihtiyaçları olan çayı falan getiren bir ortaokul mezunu bir arkadaşımız var. O bana dedi ki, onun dediğini diyorum. Abi ben daha güzelini yapardım dedi. Önce onun dediğini söyleyeyim. Yani ben daha güzelini yapardım dedi. Oradaki diğer animasyon işini profesyonel yapan mühendis arkadaşlarımızın falan yaptığı bir şeyden bahsetmiyorum. Şimdi burada ilk hata neydi? Önce teknik bir iki noktaya dikkat çekmek isterim. Bir siyasi parti kendi resmi logosunun ve isminin altına, kurumsal kimliğinin altına yalan üretim merkezi yazdı. Teknik olarak son derece yanlış bir şeydi. Çünkü o yalan üretim merkeziyle AK Parti özdeş gibi bir görüntü oluştu. Öylesine böyle bir algı oluştu ki bu algıyı gören bazı AK Partili yetkililer bu videoyu paylaşmak durumunda kaldıklarında bir de üstte Cumhuriyet Halk Partisi eşittir yalan üretim merkezi yazmak durumunda kaldılar. Yani onlar da böyle bir şey yapmak durumunda kaldılar. Çünkü aşağısı sanki AK Parti yalan üretim merkeziymiş gibi bir algıyı oluşturuyordu. Bu bir. İki, içerik son derece yanlıştı. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi 128 milyar meselesinin kendisine ulaşamadığı düşünülebilecek AK Partili seçmene de 128 milyar meselesi teferruatlı bir şekilde ulaşmış oldu. Daha da şimdi ayrıntılı, evet. Animasyon ve karikatür meseleleri biraz önce Sayın Genel Başkan Yardımcısı'nın ifade ettiği şekliyle aslında güzel bir şey. Yani siyasetin bu sert, acımasız, birbirlerini ihanetle suçlayan, işte çok böyle kavgacı dilinin yerine bize tebessüm ettirse, bizim böyle onları seyrettiğimizde gülümsememize neden olsa, bunlar kıymetli şeylerdir ve seçmene ulaşmak için bir araç olabilir.
Ancak burada bir gülümsemeye neden bir şey de göremedik. Yani ne yapılmak isteniyor gerçekten anlamakta zorlandım. Çünkü toplumun bir sorduğu soru var. 128 milyar nerede diye bir soru soruyor birileri. AK Parti adına konuşan bütün konuşmacılar birbirinden ayrı, birbiriyle çelişen, %100 birbiriyle örtüşmeyen ifadeler kullandılar o süreçle ilgili. Şimdi burada bu animasyon meselesi bana göre kaldırmaları doğru oldu kendileri açısından. Birazcık daha kalmış olsa birazcık daha kendileri açısından bir dezavantajı oluşabilirdi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun o ilk anda atmış olduğu tweet, siz bu yani Z kuşağı sizi çizgi film yapacak göreceksiniz ifadesi çok anlamlıydı ve gerçekten Z kuşağının beklentisi animasyon değil. Evet, animasyonu ben de severim. Muhtemelen herkes sever. Gençler, çocuklar daha çok sevebilirler. Ama vereceğiniz mesaj önemli. Peki hangi mesaj verilmeli gençlere, Z kuşağına hangi mesaj verilmeli? Biz gençlik araştırması yapmış bir firma olarak gençlerin en önemli beklentisinin yarınlar adına umut problemi olduğu kanaatindeyiz. Umut vereceksiniz şu anda Türkiye'de. Hatta sadece gençlere değil, yaşlılara da umut vereceksiniz. Çünkü Türkiye'de belli yaşın üstünde insanlar intihar ediyorlar. Bu hayatın bütün genişliğine rağmen daralması anlamına geliyor insanlar için. Pandeminin de etkisiyle şu anda evlerdeki insanların psikolojileri ciddi şekilde bozulmuş durumda. Birkaç gün içerisinde basınla paylaşacağız. Bir pandemi araştırması yapıyoruz. Bu araştırmamızda biz insanların moral ve motivasyonunun çok ciddi şekilde tahrip olmaya başladığını görüyoruz. Asla şunu kastetmiyorum. Yani şu anda iktidarda AK Parti yerine Cumhuriyet Halk Partisi olsa, onlar da bir kapanma kararı alsalar, muhtemelen o zaman da benzer süreçler yaşanabilir. Ama vatandaşın ekonomik anlamdaki sorunlarını çözme anlamında, en azından sosyal sorunlarını anlamında hiçbir gayretin olmaması çok şaşırtıcı. Ben hiçbir şey yapmıyorlar anlamda sıfırlayarak söylemek istemiyorum ama vatandaşta bu anlamda bir mutsuzluk çok ciddi şekilde hissediliyor. Çünkü ciddi bir kafa karışıklığı söz konusu. Şu anda Türkiye'de izin alabilen ve alamayan insanlar arasında yine bir adaletsizlik yaşanıyor. Ben ekonomiyle ilgili sadece şu kadarını söyleyeyim. Bana ekonomiye bir girelim birazdan. Şu animasyondan sonra bir ekonomiye geçiş yapalım. Mustafa Bey, Mehmet Ali Bey. Şimdi siz biraz önce hani yani sosyal medyadan bahsederken aslında geçtiğimiz günlerde hemen 1-2 gün önce de 128 milyar dolar nerede diye liderler birbirlerine sordu. Mesela çok farklı bir dil, nasıl diyelim, ilginç söylemler de başlamış oldu artık. Pandemi nedeniyle de, pandemi de aslında buna bir sebeptir, gerekçedir ama gerginlik yok mesela orada. Orada daha böyle bir keyifli bir hale dönüştü. Yanılıyor muyuz? Aynı şeyi söyleyeceğim. Yani şöyle, siz bir animasyon yapacaksanız, bir karikatür yapacaksanız, ekonomiyi o anlamda söyledim. Tamam, buyurun. Geçin ve şunu söyleyin. Deyin ki ben senin ekonomik sorununu çözebilecek şöyle bir adım atıyorum. Yani bunları toplumun önüne koyun. Onlara umut verin. Onların hayal kurmasını sağlayın. Onların adına mutlu olmasını sağlayın. Mesela siz Türkiye'de 30 milyon icra dosyasının bir şekilde çözüleceğini söyleyin. Bunu nasıl çözebileceğinizi anlatın. Siz Türkiye'de yıllarca süren adliyelerdeki davaların, 8 milyona yaklaşan davanın nasıl çözüleceğini anlatın. Siz topluma marketlerdeki bazı şeyleri alabilip bazılarını alamamasının hikmetini anlatın. Siz insanlara şu anda işi gücü olmayan evinde de kirasını, elektrik parasını, doğalgaz parasını ancak sosyal medyada paylaşarak bir tane kişinin ona elini uzatarak yardımcı olmasını bekleyen vatandaşın problemlerini anlatın. Bunun için yapabiliyorsanız animasyonlar, bunun için yapabiliyorsanız karikatürler, bunun için yapabiliyorsanız şarkılar, türküler, o zaman yapın. Neyse vatandaşın, yani çok özür dilerim, vatandaşın canı burnunda, böyle vatandaşla dalga geçen şeyler yapmak doğru değil. Yani siz şu anda bir bakanı bakanlıktan alıp ona 40 milyon lira maaşlı, bir 40 bin lira maaşlı, eski para açısından söyledim, bir görev tevdi ediyorsunuz. Vatandaşa da asgari ücret para verebilecek imkanlarınızın olmadığını söylüyorsunuz. Vatandaş tabii burada çok ciddi bir ikilem yaşıyor.
çok ciddi bir sendrom yaşıyor. Bakın, vatandaşın hepsi fakirlikte eşit olsa sorun yok. Bu millet geçmişte kıtlıklar görmüş, fakirlikler görmüş ama siz toplumdaki bu adaletsizliği sağlayamazsanız vatandaş çok ciddi şekilde canı burnunda bir fotoğraf ortaya koyuyor ve siz bunun üzerine kalkıp vatandaşla dalga geçici bir kısım adımlar atıyorsunuz. Vatandaş aslında buluyor. Alınan kararlar tabii, hani açıklamalar, hani 128 milyar dolar nerede sorusuna verilen cevaplar da hep yeni başlıkları doğuruyor baktığımızda. Yani muhalefet açısından yeni cevapları da doğuruyor. Dolayısıyla bu kararlar tabana nasıl yansıyor? Ya da kararlar bir panik atak halini mi gösteriyor? Onun için mi yanlış yanıtlar veriliyor? Fethi Bey, size sorayım önce. Bu arada Hamza da, onu da hemen belirtelim, AKP'nin son kongresinde medya tanıtım ve medya başkanı olarak göreve getirilmişti. O tweetini de ekranımıza yansıtalım. Çünkü o da diyor ki, hemen kaldırılmasının açıklamasını aslında bir anlamda yapmış oldu. Orada diyor ki, siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık. Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik. Maksat hasıl oldu. İşte bundan sonra da diyor, biz gerçeklere dayalı konuşacağız. Çünkü biz sadece gerçeklerle konuşuyoruz gibi bir açıklama da yaptı. Hamza da ilk sınavı mı bilmiyoruz bu. Hani medya ve tanıtıma geldikten sonra, ama o sınavı aslında böyle verdi demek gerekiyor, ilk sınavını da. Önce bir Fethi Bey'e soralım, ardından Mehmet Ali Bey, size de soracağım. Tabii mesele Hamza Dağ'ın, Sayın Dağ'ın yaptığı açıklamanın çok daha ötesinde. Milyonlarca dolarlık büyük bütçeyi kullanıyor İletişim Başkanlığı. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'nin medya görünürlüğüne sahip tüm kamu televizyonlarını kullanıyor. Ve Türkiye'de bu yüzden muhalif ve bağımsız habercilik yaptıkları için binlerce gazeteci işsiz, binlerce televizyoncu işsiz. Ellerinde çok büyük bir medya aygıtı var. Fakat bir şey yok. Halkın ızdırabıyla, sıkıntısıyla empati kuracak bir vicdan yok. Bu vicdan olmadığı zaman, halkınızla empati kuramadığınız zaman, kendiniz sırça köşklerinizde halk kuru ekmeği daha ucuza alabilmek için, halk ekmeği daha ucuza alabilmek için halk ekmek büfelerinin önünde beklerken, konteynerlardan sebze toplarken, eğer bunu önemsemeyip, tahmin ediyorum birkaç yüz bin liraya patlamıştır bu. Tabii maliyetlidir de yani. Animasyon. Siz eğer bir animasyon... Mehmet Ali Bey çok güzel söyledi. Bu sektörün de içinde olduğunu bilmiyordum. Kendisi de itibarlı araştırma kurumlarından bir tanesinin başkanlığını yapıyor. Biz de raporlarını bizimle paylaşıldığı sürece dikkatle okuyoruz. Türkiye'de bağımsız bilgi üreten ve halkın hakikaten sıkıntılarını dile getiren bir mekanizmalar bütününü ortadan kaldırdı Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi iletişim başkanlığı ya da genel başkan yardımcılıkları ya da kamu kaynaklarıyla finanse edilen tüm medya halkın sıkıntılarını dile getirmek için değil, bunları örtmek için çalışıyor Elif Hanım. Gençlerin sıkıntılarını dile getirmek için değil, örtmek için çalışıyor. Esnaf, çiftçi, ev kadınları, emekliler, bunların hepsi kendisiyle empati kurulmasını bekliyor. Sonuçta bakın, insan ömrü 75-80 yıl ve Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkeyi 20 yıldır yönetiyor. Bugün varız, yarın yokuz. Sevdiklerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı, partililerimizi, yurttaşlarımızı COVID nedeniyle, kötü yönetilen COVID nedeniyle toprağa veriyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde büyük savaş dönemleri de dahil, petrol krizi de dahil, ekonomik krizler de dahil, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları hiç bu kadar yoksullaşmamıştı. Esnafı hiç bu kadar eziyet görmemişti. Hiç bu kadar yöneticilerle aralarında bir kopukluk, duygusal kopukluk olmamıştı. İnsanlar bir tek şey bekliyor. Empati kurulsun, biz anlaşılalım. Bunu bekliyor. Şimdi İletişim Başkanlığı elindeki bu kadar trole, bu kadar bütçeye, genel başkan yardımcılıkları bu kadar şeye rağmen maksat hasıl olmuştur diye bir açıklama yapıyorsa, bu bir tek şeyi gösteriyor. Nedir? Biz iflas ettik. Ahlaken vatandaşların ızdıraplarını dile getirecek durumda değiliz. Olmadık zamanda cenaze evinde. Türkiye bir gün bir cenaze evi gibi. Burada olmadık. Şakalarla, esprilerle, gayri ciddiliklerle açıklamalar yaptık. Bir animasyon yayınladık. Ve rakibimizle de
kendileri itiraf ediyor. Gayri ciddi bir şekilde uğraştık. Bunu geri çekiyoruz diyor. Bizden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden özür dilemesi değil önemli olan. Bu bir iletişim stratejisi, reklam kampanyası başarısızlığı olmanın çok daha ötesinde kaybolan Türkiye'nin 128 milyar doları ve çok daha fazla 20 yıllık kaynaklarının halkımıza açıklanmasını, bu pişmanlığın halkımıza... Uzun zamandır da belki de sorgulanmıyordu hiçbir şey. Bununla birlikte de sorular da çoğalmaya başladı. Tabii. Mesela bugün aşı nerede diye birbirlerini etiketleyerek Twitter'da hekimler özellikle böyle bir şey yaptılar. Birkaç kişi de görmüştük. Dolayısıyla hani soru sormayı da, yani sorgulamayı da bize bu süreç belki de gösterdi ya vatandaşa. Biz biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün ilçe binalarına, il binalarına 128 milyar dolar nerede yazılı, hashtagli pankartlar astık. Bu son derece yurttaşlık açısından son derece anayasal bir hak, son derece vicdani bir görev. Fakat bunlar kamu görevlileri meşgul edilerek, iftar saatinde meşgul edilerek, Ramazan'da meşgul edilerek kaldırıldı. Ve bunların hepsi bize şunu gösteriyor: halkımıza karşı çok ciddi bir psikolojik harekat içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi. Çizgi film bu gayri ciddiliğin, bu zorbalığın son halkasıydı. Bunun geriye çekilmiş olması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradan mesajını kitlelere ulaştırmış olması bizim açımızdan bir kazanç gibi, ama asıl kazanç bence şu olurdu: biz bu ülkeyi yönetemiyoruz, sizlerden özür diliyoruz, ülkeyi yönetmeye layık kadrolarımız yok, görevden aldığımız bakanları 30-40 milyar liralık maaşlarla yeni görevlere başlatıyoruz, biz dersimizi almadık ama halkımız bizi tekrar takdir etsin, seçime gidelim dese, bir seçim çağrısıyla yurttaşlarımızı rahatlatsa, bu bizim için en önemli kazanç olurdu, Türkiye için de en önemli kazanç olurdu. Ciddi bir empati yoksunluğu var, bunu görmek hakikaten acı. Mehmet Ali Bey, şimdi maksat hasıl oldu sözünü işte Fethi Bey de açıkladı. Bununla birlikte tabii şunu sormak gerekiyor: bu AKP içinde sizce yani farklı görüş, yani görüş ayrılıklarına da neden olduğu belirtiliyor. Çünkü paylaşımı mesela herkesin yapmadığını görüyoruz. Özellikle işte kurmaylara baktığımızda. Maksat hasıl oldu mu sizce? Niye böyle bir iletişim başkanının hani böyle bir şey söylemesi? Ha bir de biz şey diyoruz tabii, Fethi Bey söyledi biraz önce, yüksek bir maliyeti de olduğunu. Hani maliyetli bir şeydir değil mi bu video aynı zamanda? Animasyon işi masraflıdır. Yani normal film gelin birkaç katı daha pahalıdır. Önce onu söylemiş olalım. Tabii buradaki maliyeti bilmiyorum. Ama ben önce şunu söyleyeyim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde iyi bildiğim söylenir. Çünkü bir geçmişimiz var doğal olarak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Erol Olçak öncesi şöyle bir durum vardı. Yani 15 Temmuz öncesinde. Gündemi hep iktidar belirlerdi. Muhalefet o iktidara, iktidarın belirlediği gündeme laf yetiştirip cevap vermeye çalışır. Tam böyle bir cevap verme noktasında yeni bir gündem belirlenir. Dolayısıyla iktidar sürekli gündemi kontrolünde tutan bir fotoğraf oluştururdu. Bütün PR çalışmalar da bunun üzerine kurguluydu. Ancak buradaki başarının arka planında hep şu yatardı: İktidar o zaman milletvekilleri itibariyle şöyle bir görüntü çiziyordu: bu milletvekilleri muhafazakar, dindar kesimden birileri ise onlar işte camiye gidiyorlardı, mescide gidiyorlardı, dini gruplara, cemaatlara vesaire gidiyorlardı. Dolayısıyla oranın nabzını alıp sonrasında partinin yetkili kurullarında orada görmüş oldukları görüntüyü oraya taşıyarak, sonra da bu PR işiyle ilgilenen arkadaşlara konu taşınıp ona göre bir strateji uygulanıyordu. Partinin içerisindeki seküler kişiler de akşamları işte kafelere gider, kahvehanelere gider ama halkın yoğun olduğu yerlere, işte Ankara'da olduğumuz için oradan biliyoruz, işte nargilecilere giderlerdi. Biz de akşamları hangi siyasetçiyi nerede bulacağımızı aşağı yukarı bilirdik. Ancak sonra durum değişti Adalet ve Kalkınma Partisi açısından. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasetçilerinin önemli bir kısmı plazalara taşındılar. Elif Hanım, plazalar siyaset için kötü yerlerdir. Önce onu söyleyeyim. Yani plazaları hepimiz biliyoruz.
Neden kötü yerlerdir? Çünkü kimse kimseyle konuşmaz plazalarda. Asansörlerde bile insanlar birbirlerine selam vermezler. Dolayısıyla bu halktan kopuk fotoğraf sonuç itibarıyla halkın nabzını tutma konusunda da çok doğru bir fotoğraf vermeye engel oluyor. Ben bunu Adalet Kalkınma Partisi'nin parti yetkililerini davet ettiğimde onlara da anlattığımda dediler ki yok yani öyle değil. Biz partinin siyasetçilerini görevlendiriyoruz. Onlar da Türkiye'yi dolaşıyorlar. Dolaşmıyorlar efendim. Yani onlara da söylediğim için burada söylüyorum. Dolaşıyorlar ama şöyle dolaşıyorlar. A şehrine buradan giderken VIP uçakla gidiyor arkadaşlar. Zaten uçağın ön kısmında yanlarında kimse yok beyefendilerin. Sonra indikleri yerde onları birileri karşılıyor. Yine VIP bir karşılama. Bu yeni sistemle birlikte devletin mülki idarecileri de onları karşılıyor. VIP bir fotoğraf. Sonra o şehrin içerisindeki belli başlı yerlere sadece uğranıyor. Halkın, toplumun alt kesimlerinden gerçekten haberleri yok. Bu alttaki insanların, toplumun büyük kesimini oluşturan insanların ruh halini, iç dünyalarını, sorunlarını bilmiyorlar. Emin olun bilmiyorlar. Yani bilme konusunda da bir gayretin içerisinde değiller. Bu işleri profesyoneller üzerinden yapmaya çalışma konusunda da bir gayretleri yok. O olsa o bile anlaşılabilir. Ben öyle zannediyorum ki bu konuda şu karikatür meselesi yani animasyon meselesi herhalde bir ders olur diye düşünüyorum. Çünkü iktidarın bu kadar zayıf olması durumunda muhalefet son dönemde bir heyecan yakalamıştı. Muhalefetin de heyecanını kaybetmesinden korkuyorum. Yani çünkü Türkiye'de siyaset hareketlendi son dönemde. Dikkat ederseniz muhalefet partileri sadece sahada, iktidar hiç sahaya gitmiyor. Gitse de tamamen belli elit fotoğrafın dışına çıkamıyor. Ama muhalefete bakıyorsunuz işte Sayın Meral Akşener, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu görevlendi. Bayramdan sonra da ciddi bir adım atılacak. Bu arada Elif Hanım böyle hani bütün programlarda bir manşet atılır ya manşetlikte bir iki bir şey söylemiş olayım. Bu görüşmelerle ilgili mi onu soracağım çünkü. Evet evet yani onu da söylemiş olayım. Şöyle olacak önümüzdeki günlerde bugüne kadar muhalefet liderleri birebir görüşmeler yapıyorlardı. O günün şartlarında bu gerekliydi. Motivasyonu devam ettirmek açısından önemliydi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun amiral gemisinin kaptanı sıfatıyla yaptığı bir adımdı bu. Ve bu iyi gidiyordu. Sadece Millet İttifakı'nın dahili unsurları değil, Millet İttifakı'nın harici unsurları diyebileceğimiz, Millet İttifakı'na destek veren diğer partilerle de görüşmeler devam ediyor. Şimdi bu haftadan itibaren, aslında bir hafta önce başladı yavaş yavaş, görüşmeler üçlü, dörtlü, beşli şeklinde devam edecek önümüzdeki ortak günler. Olarak. Ortak olarak. Ortak teklere konular olacak. Üzerinde toplumsal kabul gören konu başlıkları toplumla paylaşılacak. İşte 128 milyar bunlardan birden fazla maaş alan, yani astronomik maaş alan bürokratlar konusu gündem oluşturacak. Ama en önemlisi güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda ortak deklarasyonlar ortaya konulacak. Böylece vatandaşa Türkiye'nin yönetilebilirliği anlatılacak. Böylece iktidarın elindeki bulunan ve çok uzun zamandır kullandığı işte koalisyon hükümetleri kötü hükümetlerdir algısının bu anlamda kırılması da sağlanmış olacak. Ben muhalefetin bu anlamda bir çalışma yürüteceğini görüyorum. Tabii iktidar da buna karşı nasıl bir hamle yapar önümüzdeki günlerde onu da beraber izleyeceğiz. Evet, bize önemli bir ayrıntı, bir detay paylaştınız. Çünkü hep birebir görüşmeler oluyordu. Şimdi artık ortak görüşmeler olabileceği ve buradaki en önemli başlıklardan biri. Zaten muhalefetin hani ortak görüşü hem 128 milyar dolar hem erken seçim konusu hem işte parlamenter sistem güçlendirilmiş. Çoklu maaş dediniz hani birden fazla maaş. Çünkü gerçekten şimdi 4-5 yerden yüksek maaşlar alan alanlar var. Ve bu rakamlar çok büyük. Siz de biraz önce belirttiniz. Şimdi bakanlıktan ayrılan birisi işte geliyor tekrar bir göreve geliyor. 40 bin civarı filan böyle rakamlar dolaşıyor. Belki çok daha yükseği de vardır ama örnekleri söyleyelim. Vatandaş bunu görmüyor mu? Bunu görüyor artık. Muhalefetin de gündeme getirmesiyle de daha çok görüyor. Yani pazardan çürük meyve sebze toplayan vatandaşlar var artık. Dolayısıyla hani bu çizilen biraz önce Sayın Kulat'ın söylediği işte çoklu görüşmeler vesaire bunlar daha da etkili olacak gibi görünüyor önümüzdeki süreçte.
Şimdi bu eşyanın tabiatı aslında Türkiye gibi 84 milyonluk bir nüfusa sahip ve büyük bir coğrafyada, çok önemli bir jeopolitik coğrafyada bulunan, etrafı da ateş çemberiyle çevrili olan bir ülkede ortak aklın, ortak iradenin, milletin, siyasi partilerinin, parlamentoda olan olmayan siyasi partilerin ortak bir masa etrafında oturup konuşmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Genel Başkanımızın güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönelim çağrısını üstlenmesinin ve bunu Millet İttifakı'nın tüm üyeleri tarafından, genel başkanları tarafından bir manifesto olarak deklare edilmesinin nedeni bu, Elif Hanım. Türkiye sorunları tek bir saraydan, tek bir kadrodan ve tek bir adamın aklından, tek bir aileden, tek bir damattan hareket edilerek çözülebilecek bir basitlikte değil. Türkiye bir damat bu arada bugün görüntülendi. Berat Albayrak. Arkadaşlar o fotoğrafı da getirelim siz hazır konuyu açmışken. Damat demişken. Yani tek bir zümrenin, tek bir kişinin, tek bir ailenin, tek bir iş adamı grubunun beşli olur, on beşli olur. Hı hı. Ya da bir büyükelçiliğe atanan ya da yolsuzluk iddialarına rağmen bir üst yönetim kurul la terfi ettilen, bununla taltif edilen bir heyetin, küçük bir azınlığın, bir zümrenin aklıyla yönetilebilecek bir ülke değil. Türkiye ortak akılla yönetilmeli. Bizim ana stratejimizde Türkiye'de, Türkiye'nin namuslu dürüst milliyetçileriyle, namuslu dürüst muhafazakarlarıyla, namuslu dürüst sosyal demokratlarını, Türkiye'nin tüm demokratlarını, vatansever, emekten yana, alın terinden yana, kalkınmadan yana, demokrasiden ve özgürlükten yana, kimsenin cep telefonuyla çektiği fotoğraftan korkmayan, kimsenin ettiği sözden çekinmeyen, bunu sansürlemek ihtiyacında bulunmayan bir ortak Türkiye kooperatifi, bir cumhuriyet kooperatifi, bir kalkınma kooperatifi gibi bir parlamenter güçlendirilmiş sistemle Türkiye'nin sorunlarına talip olmak ve bunu çözmek. Güçlendirilmiş parlamento demek, Elif Hanım, güçlendirilmiş halk ekonomisi demek. Güçlendirilmiş hesap verebilir bir bürokrasi demek. Güçlendirilmiş bir gençlik demek. Güçlendirilmiş bir emek dünyası demek. 2825 liraya geçinmeye çalışan 9 milyona yakın yurttaşın güçlenmesi demek. Sağlık sistemi demek, eğitim sistemi demek, aslında hepsini saydamlık demek. Parlamentoda bakanların, hükümetin hesap vermesi demek, Sayıştay raporlarının büyük bir ciddiyetle ortaya dökülmesi ve bir tek kuruşun bile, halkın bir tek lira vergisinin bile israf edilmemesi demek, şatafata son vermek demek, güçlendirilmiş parlamento demek, güçlendirilmiş millet, güçlendirilmiş yurttaş, güçlendirilmiş halk katmanları demek. Şimdi aslında Sayın Açıkel, hani CHP lideri kurultayda dostlar mesajı vermişti. Aslında bütün neredeyse başlangıç süreci gibi bir şey oldu bu da, dostlarımız mesajı. Dolayısıyla buradan yola çıkarsak bir araya gelmeyecek, yani ideolojik olarak çok farklı görüşlere sahip olan insanlar bir araya geliyor şu anda. Yani demokrasi mi demek lazım? Ne demek lazım? Yani bu insanları bir araya getiren, çünkü aslında yan yana çok gelemeyecek kişiler şu an bir arada. Dolayısıyla bu artık kabul gördü mü mesela sizin partiniz açısından, örneğin CHP tabanında mesela? Şimdi biz tabii ki Cumhuriyet Halk... Siyaset bilimcisiniz. Hani bunu nasıl okuyorsunuz? Ya tabii biz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak sosyal demokrat, cumhuriyetçi ve altı okun ilkeleri ışığında Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi serüveninde öncülük yapma misyonunu taşıyan bir partiyiz. İdeolojik farklılıkların ortadan tamamen kalktığını söylemek mümkün değil. Ama bizi birleştiren şey ülke sevgisi. Yani bizleri birleştiren şey ve yurttaşları birleştiren şey ülke sevgisi, yurttaş sevgisi ve demokrasiyle Türkiye'nin daha iyi yönetileceğini ne olan inancımız. Dolayısıyla biz farklılıklar ortadan kalktı demiyoruz. Bizi birleştirecek,
ürettiğimiz ekmeği bölüştürebileceğimiz, daha hakça bölüşebileceğimiz, Türkiye'yi rant ekonomisinden tekrar üretim ekonomisine, tekrar istihdam ekonomisine dönüştürebileceğimiz itibarlı bir dış politikayla, dış politikadaki yalnızlığı ortadan kaldırabileceğimiz, eğitimin sorunlarını çözebileceğimiz bir ortak payda oluşturabiliriz diyoruz. Yani farklı görüşler bile olsa asıl mücadele ortak oluyor burada. Hem sistem denediniz, işte eğitimden sağlığa kadar. Bir de Anadolu ittifak... insanının hamurunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hamurunda, Kuvayi Milliye'nin hamurunda bir tek yurttaşı bile dışarıda bırakmadan kucaklamak, ortak müreffeh bir geleceğe doğru hep birlikte liyakatle yürümek vardır. Bu çerçevede biz bir araya geliyoruz ve bu payda genişledikçe tabii mutluluk da duyuyoruz. Şimdi o payda bayağı bir genişliyormuş. Şimdi Mehmet Ali Bey biraz önce söyleyince hani ortak kararlar, işte ortak görüşmeler diyelim daha doğrusu. Şimdi İYİ Parti lideri Meral Akşener geçtiğimiz günlerde yine KRT ekranında dedi ki Millet İttifakı genişleyecek mi sorusuna yarın bir işbirliği olacak gibi görünüyor dedi. Ve işte hem Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ni aslında burada kastetti, onu da söyledi zaten. Siz de biraz önce hani ortak görüşmeler dediniz ya, yani bu ortak görüşmelerde işte biz bu partileri de görebilecek miyiz? Yani bu gittikçe genişliyor gibi bir durum var mı burada? Tabii yani İttifakın bileşenleri olarak mı göreceğiz aslında? İttifakın bileşenleri olarak göreceğiz önce. Ama bununla sınırlı değil. Biraz önce Sayın Genel Başkan Yardımcısının bıraktığı yerde önemli bir ayrıntı var. Şimdi ideolojik farklılıklar var şüphesiz. Ama var olan farklılıkların içerisinde herkes bu ülkeyi şu anki durumundan daha iyi bir yere götürme derdinde. Ama herkesin kendine göre bir yöntem farklılığı var. Bir dünyaya bakarken öncelikleri var. Burada bu pandemi sürecinin belki rahmet olduğu bir şey var. Mesela pandemi şu anda kimseyi ayırmıyor. Yani AK Partili, CHP'li, İYİ Partili ya da MHP'li oluşunuz pandemiye muhatap olma konusunda hiçbir ayrım yapmıyor. Yani herkes ölüyor sonuç itibarıyla ya da herkes hasta olabiliyor veya herkes iyileşiyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de bu ideolojik farklılığın büyük oranda Türkiye'yi yönetme, Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine taşıma konusunda bir ortak kanaat oluşmuş görünüyor. Burada tabii şöyle, iktidar cephesi meseleyi şöyle okuyor. Yani AK Parti karşıtlığı ya da Sayın Cumhurbaşkanı karşıtlığı olarak okuyor. Yani evet, bu karşıtlık üzerinden de okunabilir. Çünkü ülkeyi yani Sayın Cumhurbaşkanı yönetiyor ve AK Parti yönetiyor. Dolayısıyla ona karşı olması muhalefetin daha anlaşılabilir bir şey olamaz zaten. Yani muhalefetseniz siz iyi yönetiyorsanız yönetiyorsunuz diyerek muhalefet yapamazsınız. Ben daha iyi yönetiyorum diyerek çıkıp siz yönetiyor olacaksınız, yönetmeye talip olacaksınız. Dolayısıyla ben şu anda yani muhalefet liderleriyle yapmış olduğum görüşmelerde ve polislerden aldığım bilgileri aktararak söylüyorum. Önümüzdeki günlerde, aslında sadece önümüzdeki günlerde değil, başladı aslında bu süreç. Üçlü dörtlü görüşmeler başladı şu anda, basında paylaşılmıyor ama. Yani Ramazan bahanesiyle belki bazı iftarlar vesilesiyle bazı görüşmeler yapıldı. Önümüzdeki günlerde ben bunlara Deva Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin de katılacağını düşünüyorum. Hatta ben bu siyasi partilerin dışında da kitlesel anlamda bazı STK'ların da Millet İttifakı'nın yanında önümüzdeki günlerde görüş serdedeceğini ve özellikle temel söylemlerden başta güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesinde olduğu gibi bu sistemin yanında yer aldıklarını ifade eden bir kısım grupların bu konuda açıklamalara katılacağı kanaatindeyim. Peki biraz önce Berat Albayrak'tan bahsetmiştik. Şimdi 128 milyar nerede sorusuyla birlikte Berat Albayrak nerede diye o da sorulmaya başlanmıştı. Aynı anda birdenbire her şeyin kaybolduğu belirtilmişti. Dolayısıyla bugün de şimdi böyle bir fotoğraf karesi gündeme geldi. Zamanlama da biraz manidar gibi oldu. Tam 128 milyarla ilgili, dolarla ilgili bu animasyon filmleri falan ortaya çıkmışken bir de üstüne Berat Albayrak. Buna ilişkin söyleyecek bir şeyiniz var mı Sayın Kulat? Yani öncelikle tabii Türkiye'de yani kısa bir süre öncesine kadar başbakan pozunda, başbakan duruşunda bir bakan, bu kadar etkili konumda görünen bir bakan ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın
akrabası olma konumunda bulunan bir bakanın ortadan kaybolması gerçekten anlaşılabilir değil zaten. Yani bunu izah edemesini dünyanın bir başka demokratik ülkesinde olsa birileri bunu bulur. Şimdiye kadar yani birilerinin kalkıp Berat Bey'i bulması gerekirdi. Ben bu anlamda tabii gazeteci arkadaşlara da yani nasıl bulamıyorlar ya da arıyorlar mı anlamında bir bakmak gerekir. Tabii buradaki mesele şu, mesele sadece Berat Albayrak meselesi değil ama o da önemli bir konu. Türkiye'de bir bakan görevini bıraktı, başbakan ilgili bir bakan görevini bıraktı ve 48 saat Türkiye'de gazeteciler bunu haber yapmadılar. Yani Türkiye'nin ne kadar sıkıntılı bir konumda olduğunu göstermesi bakımından bu bile kendi... Biz 2020 yılının medya olaylarını konuşurken birinci sıraya onu yerleştirmiştik mesela. Yani medyada neler oldu diye konuşurken birinci sırada bu haber vardı. Tabii şüphesiz yani şöyle, bakın Ramazan ayının son günlerindeyiz artık. Yani Kadir Gecesi'nin işte yarın akşam kutlanacağı, dualarla anılacağı bir gündeyiz. İşte bayrama birkaç gün var. Biz Türkiye'de bir bakanı kaybettik. Biz Türkiye'de vatandaşlar kri pasaportla dışarı gittiler, onları kaybettik. Biz Türkiye'de 128 milyarı kaybettik. Ya bir sürü bir şey kaybettik. Bütün bunları arıyoruz. Yani muhalefet olarak söylemiyorum. Bakın bunu muhalefet bu ifadelerini kullanıyor. Ben bir vatandaş olarak söylüyorum. Biz yani sadece son 3-4 ay içerisinde hakkında başarı kitapçığı hazırlanan sağlık sistemiyle ilgili çelişkili ifadelere bir bakar mısınız? Sadece yerli aşı konusundaki ifadelere bir bakın. Aşıların gelme takvimiyle ilgili sürece bakın. Evet, evet. Ondasında bitmişti aslında ama Çinlileri Türkiye'de Doğu Türkistan'ı eleştirerek küstürmüşüz de ondan dolayı Çinliler bize aşı vermiyormuş gibi. Yani gerçekten izah edemediğimiz bu çelişkileri üst üste koyup baktığımız zaman aslında çok sıkıntılı bir sürecin yaşanmakta olduğunu görüyoruz. Demokrasilerde kimse umudunu kesmemeli. Demokraside bütün kilitlenmiş süreçleri çözebilecek süreç, az önce Sayın Genel Başkan da ifade ettiği, Genel Başkan Yardımcısı'nın da ifade ettiği şekliyle bütün kilitleri açacak şey sandıktır. Dolayısıyla Türkiye'nin bu süreçte olabildiğince hızlı bir şekilde bir erken seçim sürecine Sayın Kulat, Fethi Bey'e dönmeden önce hemen bir şey daha belirteceğim. Siz biraz önce hani ortak görüşme dediniz ya, peki Cumhurbaşkanı'nın bir Oğuzhan Asil Türk hamlesi olmuştu. Saadet Partisi'nin tavrı değişir mi? O da bu görüşmelerin içinde mi? Kesinlikle içinde. Saadet Partisi'nin tavrında en küçük bir değişim olmadığını, en azından genel başkan düzeyinde yapmış olduğum görüşmeden aldığım kararı paylaşayım. Peki, peki. Peki. Bütün bu olayları sıralarken biraz önce Sayın Kulat, aslında ben de not almıştım. İşte bir taraftan bir pudra şekeri şokuyla uyandık bir anda. Ruhsar Pekcan olayı yaşadık. İşte aşı olayı yaşıyoruz. Derken 128 milyar. Pandemi süreci bir fiyasko diyor muhalefet. Aşı ne zaman ne gelecek onu bilmiyoruz. Bir sürü olay işte Türkiye'den kaçanlar, kaybolanlar. Bütün bunlar aslında artık şu anda ekranımızda da yazıyor. Kontrol mü gitti? Yani herhangi bir süreçte bir seçim olduğunda nasıl görüyorsunuz süreci? Yani bir farkındalık daha da arttı mı toplumda? Tel tel dökülüyor Adalet ve Kalkınma Partisi maalesef. Herkese dokunduğu için bir de belki de hani bütün olaylar. Herkes bir kıyısından köşesinden dokunuyor herkese. Şüphesiz şöyle, Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün kadroları tel tel dökülüyor. Üzücü olan, Türkiye'nin sorunlarıyla uğraşabilecek yetkinlikte ve kucaklayıcılıkta bir anlayışın olmaması. Tek adam rejimi, tek adam hükümeti, saray rejimi Türkiye'yi bir felaketin ucuna getirdi, bıraktı. Türkiye dünyadaki pek çok ülke pandemiyle, işsizlikle, aşı sorunuyla uğraşıyor ama burada devlet aklıyla hareket eden, yurttaşlarının ihtiyaçlarını ön plana alan, saydamlıkla da bunun hesabını veren kadrolarla mücadele etmeye çalışıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ne yurttaşlarına sağlıklı bilgi veriyor, ne yurttaşlarının sorunlarıyla empatize oluyor, ne de bunların üretilmesi için gerekli olan donanıma ve beceriye sahip. Arkadaş çevresiyle, sıra arkadaşıyla, aileden damatla, gelinle, bacanakla yönetilemeyecek kadar
karmaşık sorunlara sahip bir ülke Türkiye. Hı hı. Ve çok kritik bir bölgede çok ciddi ekonomik, diplomatik sorunlarla uğraşan bir coğrafyada 20 yıllık bir kötü yönetimin çalıyorlar ama çalışıyorlar felsefesiyle insanların yatıştırıldığı bir dönemin sonunda harç bitti, yapı paydos noktasına gelindi. Hı hı. Türkiye'nin bugün esnafı borçlu, haneleri borçlu, Merkez Bankası'nın kasası tam takır kuru bakır ve KOBİ'leri, sanayicisi borçlu. Çok ciddi bir döviz açığıyla karşı karşıya. Bakın biz genel başkanımızın modelini, Kemal Kılıçdaroğlu modelini yerel seçimlerde başarılı olan ve tüm yurttaşları, 84 milyon yurttaşı dışarıda bırakmadan, tek bir çocuğu, tek bir yurttaşı ötekileştirmeden ilerleyen Kemal Kılıçdaroğlu modelini neden önemsiyoruz? Türkiye'nin gerçekten namuslu, demokrat, vicdanlı ve liyakatli kadrolarla sorunu çözebileceğinin farkındayız. Bu çerçevede biz yeni bir kalkınma hamlesi için Türkiye'nin kadrolarının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada planlamanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Kamu yatırımcılığının, kamunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Rantı değil, kalkınmayı öne peki, çıkaran bütün bunlar olurken anlayış, yeni anayasaya ihtiyaç var mı Sayın tabii Açıkel? Tabii ki. Yani 5 dakikamız kalmış ama hem size hem de Sayın Kurt'a tabii. hemen hızlıca soracağım. Çünkü orada o mesajlara baktığımızda yani 100 maddelik anayasa taslağından bahsetti işte MHP lideri. Orada sanki Cumhurbaşkanı'nın yetkileri kısıtlandırılmak, sınırlandırılmak isteniyor gibi bir şey var. Bu da Cumhurbaşkanı'nın hoşuna gitmedi ki bugün dedi ki biz de kendimizinkini hazırlayacağız ve muhalefete sunacağız. Siz ne diyorsunuz bu MHP'nin önerisine? Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de hazırladıkları anayasa taslağı umarım hazırladıkları animasyon gibi olmaz. Animasyon gibi olmaz. Ciddiyetle bu ülkenin sorunlarına eğilmek gerekiyor Elif Hanım. 4 yıl önce bir referandum yapıldı. Ve büyük kampanyalarla, büyük sloganlarla bu anayasa geçti. Ülkenin ekonomisi de çocuk oyuncağı değil, anayasası da çocuk oyuncağı değil, diplomasisi de çocuk oyuncağı değil. Daha düne kadar etmedik hakaret bırakmadığınız dünya devlet başkanlarını bugün ziyaret etmek için heyetler gönderiyorsunuz. Daha dün geçirdiğiniz anayasayı bugün sil baştan yeniden yapalım, gelin mütabakat oluşturalım diye çağrı oluşturuyorsunuz. Devlet yönetimi ciddiyet ister, devlet yönetimi liyakat ister. Bakın biz belediyelerimizde bile çok daha yetkin, çok daha etkili, halka dokunan, empati kuran, bir tek yurttaşı bile dışarıda bırakmayan bir yönetim örneği sergiledik. Sosyal belediyecilik sergiledik örneği. Biz istiyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içinde olduğu bu yeni Millet İttifakı, Demokratlar İttifakı ülkenin sorunlarının hepsini bir kooperatif gibi çözebilsin. Kemal Kılıçdaroğlu modelinin başarısı ve Millet İttifakı'nın başarısı buna dayanacaksa buna dayanacak ve buna dayanacağına benim şüphem yok. Tek bir insanın, tek bir zümrenin, tek bir ailenin inisiyatifine bırakılmayacak kadar büyük bir sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. Biz cumhuriyetçiler, demokratlar olarak inanıyoruz ki Türkiye'nin tüm dürüst, namuslu yurttaşları bu sürecin içinde, bu enkazın kaldırılmasında yer almalıdır. Çağrımız bütün Türkiye'dir. Çağrımız insanlıktan umudunu kesmemiş tüm yurttaşlarıdır. Peki. Sayın Kulat'a da hemen soralım. Bütün bu işte siz birlik, beraberlik dediniz, işte ortak görüşmeler dediniz ama bir tarafta da Cumhur İttifakı yeni anayasa görüşmelerini sürdürüyor. Orada Cumhurbaşkanı'na bir mesaj mı var? Bahçeli tarafından yani yetkiler sınırlandırılmak mı isteniyor diyoruz ama bu nereye gider? Sayın Açıkel dedi ki animasyon gibi olmaz herhalde dedi. Yani öyle bir şey, yani boş bir şeyle mi karşılaşacağız en sonunda? Oyalama mı süreci? Açıkel'in temennisine katılmamak mümkün değil. Önce onu söyleyelim. Ama burada tabii bir şeyi vurgulamakta fayda var. Yani bugün Türkiye'de vatanını seven kime sorarsanız sorun, herkes sivil bir anayasa baştan böyle çoklu düşünülerek yapılsın ister. Yani bunu istememek bir yere kadar sanki vatan sevgisi gibi bir şeydir. Ben bu anlamda önemsiyorum. Ama Türkiye'nin yani meclisin aritmetik yapısına baktığınız zaman kısa sürede
en azından bugünkü fotoğraf içerisinde bir yeni anayasanın yapılmasını çok reel politik anlamda çok sağlıklı görmüyorum. Böyle bir şey çok mümkün görünmüyor. Sadece muhalefetin bu belirlemekte olduğu gündemin geride kalmaması açısından, bunun dışında kalmak açısından iktidarın bana göre yeni anayasa meselesiyle birlikte bu konuları birazcık vatandaş unutsun, biz anayasayı konuşalım şeklinde bir gündem değişikliği olabilir bu konuda. Yoksa pratikte ister 100 maddeli olsun, ister 50 maddeli olsun, öyle çoklu bir anayasa değişikliğini ben doğrusu meclisten geçebileceğini, gündeme gelebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla muhalefet liderleriyle yapmış olduğum görüşmelerde muhalefet liderleri de zaten bunun farkındalar. Evet, bir anayasa değişikliği olsun ama bu yeni meclisten sonra olsun, meclis aritmetiği değiştikten sonra olsun. Hatta çok daha böyle geniş kapsamlı yapılsın, Türkiye bütün kurumlarını konuşsun, otursun, sağlıklı bir şekilde değerlendirsin. Sadece meclisteki milletvekiller üzerinden de değil, işte üniversiteler, sendikalar, STK'lar görüşlerini verirsinler. Birkaç defa bu konuda yapılmış çalışmalar oldu, hep yarım kaldı. İnşallah Türkiye böyle bir anayasasını yapsın diye umut ediyorum. Belki sizin dediğiniz o çoklu görüşmelerde, işte ortak görüşmelerde bunlar bile gündeme gelecek. Bunlar da konuşulacak. Yani, ama tekrar söylüyorum, yani vatandaşın şu anki hali hazırdaki ekonomi, adaletsizlik vesaire gibi konularını öteleyen, onları gündemin dışına itebilecek bir anayasa değişikliğini konuşmak şu aşamada muhalefet içinde doğru bir strateji olmayacak. Peki. Şimdi bugün Gürkan Acır'ın bir yazısı vardı. Diyor ki Kılıçdaroğlu işi şansa bırakma niyetinde değil. İşte bütün olayları sıralayarak gitgide daralmış bir ekonomi, her gün patlak veren skandallar, halkın gitgide güveninin zayıfladığı bir iktidar diyor. Şimdi tabii 2023'te kurulacak sandığı tahmin etmek zor değil diyor ama bu noktada iş artık muhalefete düşüyor. Muhalefet nasıl bir yol izleyecek, bu önemli. Amiral gemisi işte CHP'ye çevrilmiş durumda diyor gözler ve Kılıçdaroğlu'na. Tabii burada bütün liderler önümüzdeki süreçte acaba işte adaylar nasıl olacak, herkes kendi adayını mı çıkaracak, ne olacak? Şimdi yavaş yavaş bunlar bile konuşulmaya başlandı bu süreçte. Ama biz tabii sizden aslında önemli bir başlık da almış olduk. Ortak görüşmelerin olduğunu, hatta işte bütün partilerin bu ortak sürece dahil olduğunu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz yayınımıza katıldığınız için. Sayın Açıkel, Sayın Kulat, sağ olunuz. Yayınımıza katıldığınız için bakalım önümüzdeki süreçte daha hangi başlıklar çıkacak diyelim. Gün içinde neler yaşandı, hepsi akşam haberlerimizde sizlerle. Ankara saatini noktalayalım. Hoşçakalın.